arkadaşlar. Yeni videoma hoş geldiniz. Uzun zamandan beri video çekemiyorum. Bu evle alakalı en son bir video çekmiştim. Auction'dan, açık artırmadan ev almıştım. Onları çekmeye söz vermiştim. Şimdi onlarla alakalı video çekmek istiyorum. Şimdi bu aldığım, auction'a aldığım evin bir tanesi. Bu evin fiyatı 6000 dolara aldım bunu. Auction'dan. Şimdi bunu size göstereceğim. Dışı gayet güzel. Amerikan siding'i var gördüğünüz gibi. İşte bahçesi gayet büyük. İşte birkaç yıldan beri bu ev boş kaldığı için her tarafa çöp atmışlar. Burası garaj için yapmışlar. Açık garaj. Yani burasını artık ben büyük ihtimal herhalde kaldırıp atarım burayı. Yani tamir etmeye çok çalışıyorum çünkü bayağı bir çürümüş. Yani ileride belki tamir edilir ama şu an için çok tamir etmeyi planlamıyorum. Neyse, Amerikan siding'leri var. İşte mahkeme kararıyla geçen hafta bunu itibariyle bu evi aldık. O yüzden şimdi evde yavaş yavaş tadilata başladık. Şunları biz yapmıştık insanlar içeri girmesin diye. İşte şurası arkası görüyorsunuz. Ondan sonra cuma. Bahçesi çok büyük ama her tarafı ot basmış. Yabani otlar basmış. Bunların hepsinin kesilmesi gerekiyor. Mahalleyi göstereyim isterseniz size şöyle. Şu an burada gün batımı. Gün batımı olduğu için birazcık hava karanlık. Mahalle çok fena bir mahalle değil. Yani aldığım evler içerisinde iyi mahallelerden bir tanesi. Ama bahçesi çok büyük. Şu arkadaki ormanları görüyorsunuz, ağaçları. Hepsi bunun arazisi içerisinde. Neyse, içini gezdireyim size. İçi tabii çok yıkık dökük. Ev burada uzun zaman boş kaldığı zaman, öyle bir yıl, iki yıl gibi genelde homeless'lar, yani evsizler gelip evin içerisini talan ediyor. Tabii ben bunu tahmin ederek aldım evi. Yani evin içerisinin yepyeni olduğunu düşünmedim. Neyse, şöyle bir demir kapılar var. Çünkü mahalle sağlam bir mahalle olmadığı için bunları koymuşlar. İşte kapımız var, girdik içeriye. Burası salonumuz. Yani çok basit tamirler yapacağız. Sadece burasını yaşanılabilir hale getireceğiz. Öyle çok lüks bir hale getirmeyeceğiz. İşte şurası penceresi falan filan. Şurada klima yeri varmış. Bunu sökmüşler. Şu benim matkabım bu arada. Neyse. İşte elektrik prizleri duruyor. Şeyleri duruyor. Sadece şuradan bir şey sökmüşler. Buradan lambayı sökmüşler. Buradan lambayı sökmüşler. Neyse, burası bir depo, yani klozet diyorlar. İşte normal bir size'de bir klozet. Çok fena değil. Neyse, şurası hallway. Hallway'i gösteriyorum, şurasını. Şurada karşıda bir oda var, şurada tuvalet, banyo var. Şu yanındaki küçük bir tane depo, yine storage. Burası da storage. Ve burası başka bir oda. Şimdi odamıza giriyoruz. Odamızda pencereler sağlam. Pencereler sağlam. Şu alttaki cam kırılmış. Bunu ben geçen taktım. Yani burada içeri evsizler girmesin diye. İşte duvarlarda bazı sorunlar var gördüğünüz gibi. Duvarlar, çatlaklar falan var. Onların işte artık alçalıp tamir edilmesi gerekiyor. Evet, lambası falan duruyor falan. En büyük sıkıntı burada. Burada elektrik paneli varmış. Daha önceleri orijinalinde. Ve bunun elektrik panelini sökmüşler. Bunun elektrik panelini söküp genelde bakır kablo olduğu için bunu alıp satıyorlar bu. İşte evsizler. Genelde adamlar işte esrar falan çekiyorlar. Esrar alabilmek için. İşte burada bakırları kesip satıyorlar. Neyse, onları yapılacak. Onlar zaten böyle zarar verdiklerini tahmin ettiğimiz için çok da sürpriz olmadı. Daha sonra burada duvarı kırmışlar ve arkasından şeyi sökmüşler. Tuvalet banyonun musluklarını sökmüşler. Şimdi oraya göstereceğim size. Şimdi tuvalet banyoya geçiyoruz. Yani burası tuvaleti banyosu. Bakın şurasını kırmışlar. Tuvaleti hala duruyor. Yerler çok kötü değil. Küvetlik fena değil. Sadece şunları atılıp temizlenmesi gerekiyor. Yani aslında masraf çok gibi gözüküyor ama çok fazla değil. Nasıl olacak? Şuraya musluğumuzu takacağız. Ondan sonra şuraya şu plastik şeyi tekrar buraya taktığınız zaman burası hazır oluyor. Daha sonra şu fayansları çıkarıp duvarları boyayacağız ve geçeceğiz.
Yani biraz hazır hale gelmiş olacak. Bir tane lamba takılacak tabii. Kapısı hala çalışıyor. Şu kablosunu çekelim bir. Evet. Kapılar hala açılıp kapanabiliyor. Çok sıkıntı yok. Ben şu klozetimizi göstereyim size. Şu odamızı. Küçük depomuzu. En son odamıza bakıyoruz şimdi. En son odamızda böyle bir şey. Yani lambasını sökmüşler. Pencereleri duruyor. Blindları duruyor. Bu pencere de duruyor. Camları sağlam. Evet. Buraya bir tane şey konulması gerekiyor. Açılabilir, kapanabilir kapı. Yani çok fena değil. Halıları sadece herhalde yıkanması gerekiyor. Halılar da çok fena gibi durmuyor. Yani çatısına baktım ben geçen. Merdivenden çıktım, çatısına baktım. Çatısı da güzel. Güzel bir çatısı var. Yani bir buraya bir 5-6 bin dolarlık, belki 10 bin dolarlık. 10 bin dolar diyelim. Şurası mutfağı. En kötü yer mutfağı aslında. Çünkü en çok masraf yiyecek yer burası. Şu kapıyı açayım. Biraz aydınlık olur. Daha çok, daha iyi görebilirsiniz. Evet, burası mutfağıymış gördüğünüz gibi. Şimdi mutfakta şöyle dışarı açılan kapı, içeri girdik. Şimdi burada şey varmış. Mutfak dolapları varmış daha önceden. Buraları sökmüşler. Yani buraya bir mutfak dolabı konulup boydan boya, işte lavabosu buraya konulacak. Ondan sonra büyük ihtimalle burada fırın varmış. Şurada. Gazlı fırın varmış. Buraya tekrar ocaklı fırın konulacak. Ondan sonra burası da diğer büyük problem burası. Evin klimasını çalmışlar. Burada büyük bir klima var. Olması lazım daha doğrusu. Kocaman. Bu yok. Ondan sonra burada da su ısıtma alet yok burada. O nedenle biraz sıkıntı gibi gözüküyor. İşte en pahalı, yani en masraflı şeyler bunlar olacak. Biliyorsunuz şeyleri burada hala. Büyük parçası burada. Yani bir klima takmak yaklaşık 1500 dolar. Su tankı takmakta, su ısıtma cihazı takmakta. Kendisi 300 dolar, işte takmasında birkaç yüz dolar takılsa işte 500 dolar falan gibi bir masraf olacak. Ama mutfak dolapları işte 1000 dolar. Takması da 500 dolar olsa 1500 dolar civarı. Geri kalan zaten çoğu şeyin kendimiz yapacağımız için işte boyasını, badanasını. O nedenle masrafı hani 10 bin dolar civarını herhalde düşürebiliriz. Yani 6 bin dolar verdiğimizi hesap edersek 10 bin dolar da masraf, 16 bin dolara böyle bir evimiz olmuş olacak. Bu evin normal piyasa fiyatı yaklaşık yani 40-50 bin dolar civarı. Çünkü mahallesi çok aşırı güzel bir mahalle değil. Ama öyle çok tehlikeli bir mahalle de değil. Şuraya bakarsanız evler genelde çok sakin, sessiz, güzel. Dışları güzel. Komşulara falan bakarsanız gayet güzel. Yani ev temizlik gerektiriyor, badana boya gerektiriyor, mutfak, klima, su ısıtma tankı, ondan sonra işte lambaları ve tuvalet banyosu yaklaşık yani 10 bin dolar diyebiliriz. Bir de yan taraftan size göstereyim. Yan taraftan göstereyim. Bu evi satmayı planlamıyorum bu arada. Bu evi kiralayacağım. Böyle bir yerin kirası da 700-800 dolar civarı oluyor. Şuradan bakarsanız sidingleri falan gayet güzel. Çatısını bilmiyorum görebiliyor musunuz da çatısını herhalde göremiyorsunuz. Çok fena bir ev değil bu fiyata. Ama şey dediğim gibi bayağı bir tamiri var. Ama aldığım fiyatı göz önünde bulundurduğumuz zaman çok ucuz fiyata almış olduk bu evi. Evet, en son bugün bir mahkeme vardı evle alakalı. Onu da aldık. O 33 bin dolar almıştık o evi. O güzel bir mahallede. Onun evin fiyatı 110 bin dolar civarı. Onunla alakalı da bir video çekmeyi planlıyorum. Ama ne zaman olur bilemiyorum. Bu aralar bayağı yoğunum şu an. İşte bu
evlerle uğraştık. İşte elimde bazı evler daha var. Şöyle bakarsanız çatısı gayet güzel. Onlarla uğraştım da şimdi bayağı bir yoğunuz. Ama yoğunluklar azaldıkça daha çok video çekmeyi planlıyorum. Biliyorum herkes sürekli yorumlarda daha çok video talep ediyor. Yani aslında çekmeye de bayağı bir çalıştım ama olmadı. Neyse ama bundan sonra dediğim gibi zaman oldukça evlerle alakalı videolar çekeceğim. Ve bu evi de bitirdikten sonra size videosunu atarım. Nasıl gözüküyor diye. Yani gayet güzel olacak. Şu ortadaki pislikleri kaldırdıktan sonra şu kırılan yerleri kaldırıp attıktan sonra herhalde daha güzel gözükecek zaten. İçinde temizlik yapılıp boya badan yapınca zaten çok şey değişiyor hemen evin. Diğerlerini de yavaş yavaş yapmayı planlıyoruz. Evet arkadaşlar, bugünlük de bu kadar diyoruz. Teşekkür ediyoruz izlediğiniz için. Yorumlarınızı cevap veremiyorum bu aralar dediğim gibi. Ama okuyorum büyük bir kısmını. Büyük bir kısmını okudum şu anda. Hemen hemen hepsi diyebilirim. Neyse, bir sonraki videoda görüşmek ümidiyle. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bay bay.